Ormanda yaşam onlar için çoğu zaman eğlenceliydi. Ama yine yakalamasına yardım eden çete arkadaşlarına John çok kötü davranıyordu. Ama Robin onun bu şekilde davranmasından hoşlanmıyordu. Ve ona böyle giderse yanında hiç kimse kalmayacak diyordu. Bazen insanlara onlar hakkında düşündüklerinizi kötü olsa da söylemeniz gerekir. Centilmen haydutlar. Sherwood ormanında yine güneşli güzel bir gündü. Robin, Will, Jenny ve Winford sığınaklarında oturuyor ve kahvaltı yapmaya hazırlanıyorlardı. Sherwood ormanında bize verdiğin yemekler için teşekkür ediyoruz. Amin. Bunlar çok lezzetli. Evet, bence de öyle. Yemek bitti ama benim karnım hiç doymadı. Daha fazla yemek istiyorum. Herkes senin kadar yedi ve doydu Jenny. Ama ben hala açım. O zaman o kadar hızlı yemeyecektin canım. Al Jenny. İstersen benim payımı da yiyebilirsin. Çok teşekkür ederim Marion. Ama sen neden yemiyorsun Mary? Ben aç değilim Robin. O yüzden yemiyorum. Haş kolyeni kaybettiğin için çok üzüldün değil mi? Şu anda önemli olan hepimize yetecek kadar yiyecek bulmak. Marion çok haklı Robin. Eğer yemek bulamazsak açlığa nasıl dayanacağız? Çocuklar bizim için bir sürü yemek getirecek. Bu konuda endişelenmeyin. Robin ve ben bugün Sherwood Ormanı'nın içlerine doğru gidip akşam yemeği için bir şeyler bulacağız. Evet, mutlaka bulacağız. Bize ne yemek istediğinizi söyleyin de biz de ona göre arayalım. Gerçekten tatlı bir şey istiyorum. Ben çikolata sosuyla kaplı kakaolu kek yemek istiyorum. Çilekli dondurma ve çikolatalı kurabiye istiyorum. Bunları bulabilir misin? Ben de çilekli dondurma istiyorum. Lütfen, lütfen. Bir de meyve suyu olsun bari. Bir tane de bana. Galiba çilekleri söylemeyi unuttum Winfred. Bir de ananaslı turta istiyorum tabii ki. Bence iki tane ananaslı turta olsun. Aslında ne getirseniz yerim. Ben de öyle. Pekala. Bugün yiyecek bir şeyler ve Marion'ın haç kolyesini bulmaya çalışacağız. Tamam mı Robin? Söylediğin çok iyi oldu Will. Kim bilir? Belki çok dikkatli ararsak senin kayıp haç kolyeni de bulabiliriz. Sizle sonra görüşürüz. Görüşürüz kızlar. Hadi bakalım Tevik, ver şu kütüğü bana. Ve Fanny, sen de o kütüğü düşürme. Tamam patron, dikkatli olurum. Acele edin çocuklar. Baron Olvin'in askerleri gelmeden bu işi bitirmemiz gerekiyor. Bir daha kampımızı yakmalarına izin vermeyeceğiz. Hayır. Olmaz, asla. Neredeyse bitirdik. Gelip ne yaptığımızı görmek ister misiniz efendim? Tamam, geliyorum. Büyük silahıma uygun bir isim bulmalıyım. Birinci Büyük John. Bunu sevdim. Çok zengin olacağım. Çok çok zengin olacağım. Şuna bak, nasıl da parlıyor. Vay canına. Bu hazineyi sattığım zaman sayamayacağım kadar çok para olacak. Bununla yapacağım şeylere herkes hazır olsun. Evet, bu haçı bulduğum gün hayatımın en şanslı günüydü. Ve şimdi o benim. Benim oldu. Haç! Ne saklıyorsun bakayım? Hiçbir şey şef. Sadece değersiz bir hurda. Yani sabahtan beri bir hurdayı mı parlatıyorsun maç? Ben düşündüm de sen her şeyin temizlenmesini istememiş miydin? Ne kadar düşüncelisin. Her şey sizin için şef. Ver onu bana. Ben onu ormanda buldum. Pekala, şuna bir bakalım. Altın bir haç, bunu kendine saklamayı mı düşünüyorsun? Seni kokuşmuş küçük yaramaz fare, görürsün gününü. Ama ben onu çalmadım şef. O annemin bana doğum gününde verdiği bir hediyeydi. Bana yalan söyleme maç. Annenin ağzında dişleri bile yok. Sana bunu nasıl alsın ki? Sana iyi bir ders olsun diye bu haça el koyuyorum. Ama bunu yapamazsın şef. O bana ait.
Dinle, benim olan benimdir ve senin olan da benimdir. Burada kurallar böyle. Buna dayanamıyorum. Peki şimdi ne yapacağız Robin? Hiç yiyecek bulamadık ve Marion'un kolyesi de ortalarda yok. Sherwood ormanında bol bol yiyecek var bir. Sadece aramaya devam etmeliyiz. Er ya da geç bir şeyler bulacağız. Umarım öyledir. Biraz iyimser olmaya çalışmalıyız. Hey, şuna bak. Bu balıkları da kim getirmiş? İşte şans yüzümüze güldü Will. Hatırlasana, Rahip Tak Tanrı'nın mucizelerinden bahsetmişti. Demek ki haklıymış. Robin! Hadi biraz alıp kızlara götürelim. Umarım ateşi söndürmemişlerdir. He? Robin, bu bir ayı! Ne diyorsun? Sanki çıldırmış gibi. Sakin olmaya çalış. Balıklarını çalmak istememiştik. Ayrıca çok özür dileriz. Kaçalım. İmdat. Bil. Bak. Oradan bir gürültü geliyor. Baron Olvin'in adamları geliyor olmalı. Ne olmuş? Gel hadi, saklanmalıyız. Evet, haklısın. Baron Olvin'in adamları bunlar mı? Ha? Benim gördüğümü sen de gördün mü? Bu da ne? Bu benim liderleri olduğum Sherwood Ormanı kaçaklarının savaş arabası. Ben Şef Büyük John'um ve birazdan hepinizi öldüreceğim, tamam mı? Bu gördüklerime inanamıyorum. Bu muhteşem. Bu aletin tırtıldan daha çok bacağı var. Hey, saldırıyorlar. Şunlara bir ders vermeye hazır mısınız çocuklar? Peki şef. Bakalım buna ne diyeceksiniz? Alın bakalım. Fırlatın. Yakaladık onları. Nasıl yakaladılar ama? Ne? Gidip bir bakayım. Bütün adamları serseme çevirmişsiniz çocuklar. Küçük John, arkana bak. Kim attı o taşı? Siz ikiniz. Uyardığın için teşekkürler. Dün size yemek vermeyi kabul etmemiştim ama şimdi benim hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Önemli değil John ama akşam yemeğinde ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Umarım kızlar iyi durumdadır. O salak askerlerden hiç korkmadın değil mi? Şimdi bu aptal kafaları yakalamamızı kutlamak için bir parti düzenleyeceğiz ve sizler de davetlisiniz. Ha? Sence gitmeli miyiz? Yerinizde olsaydım şefin davetini kabul ederdim. O reddedilmekten hiç hoşlanmaz. Çok doğru. Borcumu her zaman öderim. Robin, sen hayatımı kurtardın. Bu yüzden ben de sizi akşam yemeğine davet ediyorum. Geliyorsunuz, işte o kadar. Konu kapanmıştır. Şu yemeklere baksana. Birazını da kızlara götürelim. Çok leziz görünüyorlar.
Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Baron'un şatosunda bile böyle yiyecekler bulamazsınız. Ne bekliyoruz öyleyse? Hadi. Bir düşün Jenny, bunları görse ne kadar sevinirdi. Söylesene Maç, senin bir kanuk açı almana neden olan neydi? Benim mi? Pekala. O zamanlar oturduğumuz kentte savaş çıkmıştı. Baron'un adamları şehri yerle bir ettiler. Birçok kişiyi zorla çalıştırmak için kaçırdılar. Bütün şehri ele geçirdiler ve ben yapayalnız ortada kaldım. Yiyecek bir lokma yemeğim bile yoktu. Sonra bir dostum bana Sherwood Ormanı'na gelmemi söyledi. Burada Baron Orvin'in adamları bizi bulamazdı. İşte böyle oldu Robin. Şimdi artık neden kanun kaçağı olduğumuzu öğrendin. Bütün bu söylediklerin doğru mu? Pek sayılmaz. Aslında ben evden kaçtım. Çünkü annemle babam benim domuz çiftliğinde çalışmamı istiyorlardı. Daha fazla oyalanmayalım bir. Evet, haklısın. Orada neler olduğunu anlayamadım Robin. Hayır, hayır yapmayın. Lütfen, lütfen bırakın beni. Hayır, hayır yapmayın. Yapmayın, bırakın, bırakın beni. Ne? Ha? Lütfen, lütfen, hayır, hayır. Hayır diyorum. Acıyım böyle bana. Bağırmayı kes seni gerizekalı. Burada düşmandan aldığın her şeyi bize vermek zorundasın. Anladın mı? Her şeyi hem de. Kesin şunu. Arkadaşlarına sanki aşağılık yaratıklarmış gibi davranıyorsun. Ne diyorsun? Sanırım şimdi benim sana iyi bir ders vermem gerekecek. Git işine. Bana baksana. Bu çocukların hepsi benim elimde büyüdü. Benim koyduğum kurallara uymak zorunda olduklarını bilirler. Elde ettikleri ganimetleri bana vermeleri gerekiyor. Şimdi git başımızdan, tamam mı? Seni görmek istemiyorum. Ama ben... Sana yok olmanı söyledim. Beğenmiyorsan gidersin. Evet, defol. Evet. Dinle, bizim kurallarımız seninkilerden farklı olabilir Robin, ama onun hak etmediği bir şey almasına izin veremem. Tanrı'nın verdiğini ancak yine Tanrı benden alabilir. Hadi bana Sherwood Ormanı'na geldikten sonra yaşadığın sorunlardan bahset biraz. Burada yaşamanın sizin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bunu nasıl bilebilirsin? Sen Huntington Sarayı'nda büyüdün. Köylü ya da soylu fark etmez. Sonuçta hepimiz insanız. Eğer Baron Olvin'e karşı verdiğimiz savaşı kazanmak istiyorsak cesur olmak zorundayız. Birbirimize karşı dürüst davranmalıyız. Şef, ormandan bir kervan geçiyor. Galiba Nottingham'a doğru gidiyorlar. Emin misin? Evet, altınla yüklü. Dinleyin çocuklar. Ne? Bugün şanslı günümüzdeyiz. Bir tüccarın kervanını soyacağız. Yeter artık. Bunu yapamazsın. Kimse onu dinlemesin. Biz kanun kaçağıyız ve bu kervanı soyacağız. İşte o kadar. Eğer ormanda hayatta kalmak istiyorsanız zenginleri soymak zorundasınız. Anlaşıldı mı? Küçük John, geri dön. Küçük John, ne demek istediğimi anlamıyor musun sen ha? Geldiğin yere geri dön Robin Hood. Benim yapacak işlerim var, tamam mı? Hey, geri dön. Hoşça kalın çocuklar. Baksana, burada böyle bekleyemeyiz Robin. Hadi gidip neler olduğuna bakalım, ne dersin? Haklısın. İşte orada bir araba var. Ha? Onu gördüm. Bu sivil birine benziyor. Silahı yoktu. Bence küçük John'la karşılaşmasa iyi olur. Saldırın. Saldırıyorlar. Onu durdurmak zorundayım. Robin, sen ne yaptığını sanıyorsun? Küçük John'la dövüşecek misin yoksa? Saçmalama Will. Sadece onun yolunu kesmeye ve saldırısını önlemeye çalışacağım. Orada dur
küçük John. Aha, kafam. Çekil yoldan. Yolumuzdan çekil hemen hadi. Yoksa seni gebertirim. Hayır, çekilmiyorum. Çekileceksin. Seni uyarıyorum küçük John. Hemen geri dön. Hah, çok korktum. Hiçbir yere gitmiyorum. Şimdi ne olacağını görürüz. İleri! Hiç durmayacak gibi geliyor. Bu sadece bir uyarıydı küçük John. Bir dahaki sefere ıskalamam. Atışın şimdiye kadarkilerin en iyisiydi dostum. Aslında bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Hadi çocuklar, yola devam edelim. Nerede benim ganimetlerim? Hepsi gitti. Robin nerede? Robin nerede? Buradayım küçük John. Şimdi beni dinle. Güçsüz insanları soyarak hayatına devam edemezsin. Bu doğru değil, tamam mı? Rahip gibi konuşuyorsun. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Yenilmez bir kahraman olduğunu mu? Seninle çok işimiz var çocuk. Karşılaştığın herkesi yenebileceğini sanıyorsun. Şimdi sana bir ders vermem gerekiyor. Sen çok kibirlisin. Bunu kim demiş? Ha, böyle olacağını biliyordum zaten. Çok eğlenceli değil mi? Ama yine de Robin öyle şeyler söylememeliydi. Evet ama küçük John da çok sinirlendirdi. Haklı yani. Şimdi sana gününü göstereceğim seni koca kafalı. Dikkat et de kafanı kırmayayım çocuk. Günaydın Rahipta. Günaydın Tek amca. Ne yapıyorsun? Şifalı otlar topluyordum. Robin nerede? Aa, Robin bize yiyecek bir şeyler aramak için ormana gitti. Aa, öyle mi? Eğer aç olduğunuzu bilseydim size kendi yemeğimden ikram ederdim. İşte burada. Bu yemeklerle kendinize güzel bir ziyafet çekebilirsiniz. Ziyafet mi? Bir sürü yiyecek var. Hadi. Şimdi keyfinize bakın kızlar. Al bakalım. Hayır! Aşağı düştüler! Şu sesi duydunuz mu? Siz ikiniz niye bağırıp duruyorsunuz? Söylesenize. Ses sesini aptal. Peki. Peşimizden bir arı sürüsü geliyor. Geri döndük. Suratın çok komik görünüyor. Yemeği nereden buldunuz? Rahip Tak bize kendi yiyeceğini ikram etti Robin. Yani Rahip Tak buraya bizi görmeye mi geldi? Kötüler ve yaşamaya çalışanlar. Biz ikinci taraftayız. Bu ikisi arasında büyük fark var Robin. Ama ben bu ikisine de uyan birini görmüştüm. Başkalarını öldürmek hayatta kalabilmek için olsa da kötü bir şeydir.
Bunun cevabını bilemeyiz. Ben de bilmiyordum zaten. Geçmişini hatırlıyor. Bu onun için iyi bir şey. Eğer zor bir karar vermek zorunda kalırsak bu konuda bizim sağduyulu olmamızı sağlayacak şey geçmişteki anılarımızdır. Böylece doğru yolun hangisi olduğunu bulabiliriz. Ben uçan bir rahibim ve şimdi de uçacağım. Hey, ne yapıyorsun sen? Hop. Ne güzel uçtum değil mi? Pek uzağa gittiğini söylenemez rahip. Kim demiş? Belki bir dahaki sefere başarırsınız. Bir dahaki sefere? Evet. Bir dahaki sefere başaracağım. Evet, başaracağım.